Phantom Vandal. Phantom Vandal. Abi prolar Vandal kullanıyor. Abi NA'de sadece Phantom oynuyorlar. Oyunun başlangıcından büyük ihtimalle sonuna kadar her gün duyacağımız tek tartışma konusu bu. Ana silah seçimi. Bugün sizlerle Phantom'un ve Vandal'ın kullanım alanlarını, artılarını, eksilerini ve nasıl daha efektif kullanabileceğinizi konuşacağız. Phantom Vandal tartışmasında yaşanan en büyük sorunlardan birisi insanların sürekli bu iki silahı değiştire değiştire kullanması ancak ikisinin de birbirinden farklı mekanikleri olduğunu farkına varmaması. Hemen açıklayayım. Vandal'ın avantajları şunlar. Daha seri bir şekilde teker teker yani tap fire dediğimiz şekilde atış edebilirsiniz. Yani silah sekmesini daha hızlı sıfırlayabilirsiniz. Phantom kullanırken insanlar aynı hızda silah sekmesini sıfırlayabileceğini sandığından dolayı Phantom'un daha kötü olduğunu düşünüyor. Ve genellikle mermilerim nereye gidiyor diye bağırıp çağırıp Vandal'a geri dönüyorlar. Ha bir de kafadan tek atmayı at. En önemlisi bu bence. Aslında bu recoil resetleyememe durumu birçok silahta var. İnsanlar Spectre, Ghost gibi silahlarla olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde atış ediyor. Her silahın sekmesinin sıfırlama süresi birbirinden farklı. Mesela Phantom için recoil sıfırlama süresi 1 saniyeyken Vandal'ın recoil reseti yaklaşık olarak 35 milisaniye daha kısa. Phantom'un recoil için sadece aşağı çekmeniz yeterli. Sağ sola sekme sorunu daha çok Vandal'da karşımıza çıkan bir sorun. Phantom oyuncularına veya oynamak isteyenlere önerim şu burst atış etmenizi geliştirmeniz. Burst atış etmek ne demek? Şöyle söyleyeyim 3-5 mermi atıp hareket edip durup 3-5 mermi daha atmak diyebiliriz. Size birazcık daha yardım olması için benim uyguladığım yöntemi söyleyeyim. Eğer burst atış edeceksem ben 0-15 metrede 3-4 maksimum 5 mermi atıyorum. 15-30 metrede böyle mid range'de orta uzak mesafelerde 2 maksimum 3 mermi atıyorum. 30 artı metrede Vandal her zaman daha iyi unutmayın. Breeze artık yok ama Breeze gibi haritalarda mutlaka Vandal kullanmalısınız. Ancak böyle bir durumda elinizde Phantom varken savaşmak zorunda kalırsanız size önerim teker teker ya da maksimum ikişer ikişer atış etmeniz olacak. Gelelim Phantom'un ne gibi durumlarda kullanması gerektiğine. Genelde savunma tarafındayken Phantom oynamayı tercih ediyorum çünkü savunurken nerede ne zaman savaşacağım ben seçebiliyorum. Hangi açıyı tutacağıma göre kullandığım silah bayağı bir değişiyor. Eğer entry oynarsam ve overpick atacaksam kesinlikle Vandal tercih ediyorum ancak Cypher, Killjoy, Sage, Sova gibi bir alanı savunduğum bir ajan oynuyorsam seçim çoğunlukla Phantom oluyor. Sky, KO, Phoenix gibi flash pick atan karakterlerle genellikle Phantom'u tercih ediyorum. Bunun sebebi hem rahat hissettiriyor hem de flash yiyenler manyak gibi sağa sola zıpladığı için atış ederken Phantom'u kontrol etmesi Vandal'a göre kat kat daha kolay oluyor. Bence Phantom'un en güzel yanı spray transferlerin aşırı kolay olması, orta mesafedeki iki rakibe de çevirmek çok kolay. Phantom kullanan profesyonel oyuncularla yapılan röportajlardan şöyle ortak bir cümle çıkıyor diyebiliriz. Profesyonel arenada sürekli takasla oynandığı için Phantom ile ikinci kişiye dönmesi daha kolay. Bu yüzden insanlar Phantom'u tercih ediyor. Bu teori olarak çok mantıklı çünkü daha az atış eden silahla ikinci kişiyi vurma ya da daha çok hasar verme ihtimaliniz bayağı kolay. Siz bu arada hangi silahı tercih ediyorsunuz? Phantom mu Vandal mı? Siz hangi silahı tercih ettiğiniz yorumlara yazarken bir yandan da çekilişe katılmış olun. Bu videoda da yorum yazanlardan bir kişiye 1450 VP çekilişi olacak. Bir önceki çekiliş kazanan arkadaşı Deft lütfen YouTube hesabını Discord hesabında bağlayıp bana Discord'dan yaz. Seni de VP'ni verelim. Şimdi gelelim Vandal'ın yararlarına. Vandal, Phantom'a göre oyunun mekanikleri ve oynanış tarzı yüzünden çok daha kolay bir silah. Vandal her mesafeye kafadan tek attığı için oyunun en çok tercih edilen silah pozisyonunda açıkçası şu anda. Özellikle şu aralar dikkat ettiyseniz, Türkiye Ligi'nde Phantom kullanan kimseyi bulamazsınız, profesyonellerinden bahsediyorum. Gerçekten iyi eğimi olan oyuncuların Vandal'a yapabileceklerinin bir sınırı yok. Sınır sizsiniz. Özellikle burada Scream örneğinde gördüğümüz gibi. Bu play'i bilmeyen yoktur herhalde. Demislok atıyoruz valla. It's over man. Ben şöyle düşünüyorum. Burada Scream'in elinde Phantom olsa bu kılıcı atamazdı. Vandal ile yakın mesafe olmadığı sürece sprey atmamalısınız, oturup taramamalısınız. İyi Vandal oynayan bir oyuncu olmanın kuralı her zaman headshot atmak ama bunu hareket ederek yapmak. Ne kadar iyi olursanız olun, scream bile olsanız herkese one tap atamayacaksınız. Mutlaka o merminin gitmediği bir zaman olacak. O yüzden Phantom'da da olduğu gibi Vandal'da da burst atış etmek zorundasınız. Videoda önceden gösterdiğim gibi bu mekaniği poligonda çalışabilirsiniz. Vandal'ın bana kattığı en büyük özgüven canım bir bile olsa rakibe tek atma ihtimalim olduğu için o an o savaşı kabul edebiliyorum ve pik atabiliyorum. Phantom ile piklemeye korkarken Vandal ile çıkıp tek mermi atmayı her zaman deniyorum. Eğer avantajlı olduğumu düşünüyorsam hani rakibe sürpriz yapabileceksem. Aslında Phantom ile Vandal'ı birbirinden ayıran en büyük özellik mermi izleri.
Sizlerin de bildiği üzere Phantom'un mermi izleri gözükmüyor. Bu sebeple özellikle Bind haritasında ben Bao'nun Valorant takımındayken defans tarafında sürekli Phantom tercih ediyorduk takım olarak. Çünkü rakip takım A-Site girerken smoke'ların arkasından taramak, kill almak veya hasar vermek için en güvenli yollardan birisi Phantom oynamak. Eğer bunu Vandal'la yapmaya çalışırsanız size geri atış edildiğini, hatta round içerisinde hasar yediğinizi tecrübe etmişsinizdir zaten diye düşünüyorum. Gençlerim, bu klibi önce bir izleyelim, ondan sonra da sizi analiz edelim. Burada da benim yaptığım yanlışlar var, doğrular var. Beraber görmüş olalım. Belki sizin de aklınızda bir fikir oluşur efendim. Daha önce size söylediğim gibi burada mermilerimin gitmediğini fark edip durup ondan sonra atış etmeye başlıyorum. Böylece ilk mermim yeniden recoil'i sıfırladığım için crosshair'ımın tam üstüne gidiyor. Böylece Rain'i düşürebiliyorum. Sonrası tamamen şans. Sadece bu kısmı göstermek istedim. Önümde 3 kişi varken bile kendim recoil'i durdurup atış edebiliyorum. Bu çok önemli bir refleks aslında. Bir de şöyle sorular alıyorum ben genelde. Abi işte masam küçük, mousepad'im küçük. Sensim çok hızlı, o yüzden Phantom'u kullanmalıyım, Vandal mı sence diye. Arkadaşlar, eğer First Bullet Accuracy'niz, yani ilk mermi tutturma oranınız düşükse Phantom bence daha mantıklı, çünkü toplaması daha kolay bir silah. Ancak düşükseniz ve büyük bir masada, büyük bir mousepad'de oynuyorsanız her zaman Vandal kullanmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu bir bakış açısı sadece, hani böyle yapmak zorunda değilsiniz sonuçta. Ayarlar, silah seçimleri, pozisyon alma şekli kişiye özeldir. Bunlar siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle yapılmalı, insanlardan alınmamalı. Ben çok fazla sens değiştiren biriyim bu arada. Mutlaka soran olacaktır yorumlar kısmında. Bu videoyu çekerkenki sensim 800 DPI 0.3. Ama bir yanda yarın 0.4'te yapabilirim, haberiniz olsun. Ben 0.3 kullanıyorum ama şu an. O da küçük bir bilgi olsun sizin için. Vandal Phantom tartışması oyunun sonuna kadar sürecek bir tartışma gibi duruyor. Ben de kendi doğrularımla seçimi pozisyondan pozisyona size anlatmaya çalıştım. Bana kalırsa Split, Bind, Ascent gibi haritalarda en azından defans tarafında Phantom kullanmak daha iyi. Oyuncuların böyle genel olarak ikilemde kaldığı bir konuyu tartışıp doğruları ve yanlışlarıyla ölçmüş olduk bugün. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara lütfen yazın. Sizlerin düşüncesi benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Video fikirlerinizi bana mutlaka sosyal medya hesaplarımdan ya da yorumlar kısmından iletin. Bütün mesajlara bakıyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.